Evet, çok güzel bir aile var yanımda. 4 kişi. Çiftler kendileri sürekli beni takip ediyorlarmış ve ben de çok mutlu oldum bundan. Artık bakalım hangisinde güzel ikramiye alırsak o tarafa geçeceğiz. Bülent abi, senin bir lafın var ya, vivo vermeyeni dövüyorlar diye. Yani almayanı dövüyorlar. Almayanı dövüyorlar, pardon. Evet. Dışarıda bekliyorlar vallahi yani. Çıkışta aldın mı almadın mı? Doğru söylüyorsun vallahi. Sen ne yaptın, şansın nasıl gidiyor? Ben 1500 lirayla girdim. Şu an 34.618 lira var. Sen 1500 lirayı 34.000 mi yaptın? Evet. Maşallah, tam 20, şansın da gelmiş. 20 TL'de yani. 7'leri fulledi. Tamam, parayı harcama bari bugün. Yok, zaten daha yeni geldik. Yani. Burada 4 günümüz var daha. Siz sayenizde geldik yani. Biz 6 ayda bir geliyoruz zaten. Geldik ne ailecek geliyoruz. Aile de maşallah güzel bir aile ya. Süpersin. Evet. Yani. Arkadaşlarımız da var. Yani 8-9 kişi grupla geldik beraber. Hı hı. Yaklaşık 7 senedir buraya geliyoruz. Yani nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul'da. Evet. Valla İstanbul'da da şimdi çekilir mi çekilmez mi bilmiyorum ama. Valla. Ben yapamıyorum şimdi ya. Valla inanın biz biraz mecbur kaldığımız için. Yani işte 6 ayda bir geliyoruz buraya. Ülkemiz cennet ya. İstanbul gibi bir yere böyle diyorum ya. Valla kusura bakmayın. Yok estağfurullah, haklısın abi ya. Hayır, İstanbul ya, ben 3 yılım geçti ya. Ev Çınarcık'ta. Bayılırdım ben İstanbul'a ya. Ya şimdi gidince insan canı sıkılıyor. Ya biraz da şimdi şey. Trafik daha çok arttı. Trafik ağır. Nüfus arttı. Evet, nüfus çok arttı. Biraz da Suriyelilerden dolayı. Biraz yaşam şartları biraz ağırlaştı açıkça söylemek gerekirse. Evet. Böyle vallahi ben sağ olayım. Onların yani en son gelenlerde o sıkıntı var yani. Açılmıyor hiçbir şekilde. Evet, evet. Siz yoğunsunuz değil mi Bülent abi bu arada? Vallahi bilet çok, bulamadık çok ya. Çok yoğun. Yani biz 1,5 ay önce aldık. Kıbrıs çok yoğun. Evet. Bir de zaten bilet fiyatları eğer önceden almazsanız şöyle 1-2 ay öncesinden inanılmaz pahalı. Biz 1,5 ay öncesinden aldık. Bunlar sağ olun, konaklamayı da siz karşıladınız. Hı-hı. Teşekkür ederiz yani onun için de. Valla öyle Bülent abi şimdi. 1,5 işte uçak biletlerini öyle almak lazım. Evet. Şimdi mesela bir şey oldu. Türkiye'ye gitmek zorunda kaldım. Vallahi baktım ben uçak biletine. Tek giriş 5400 lira. Yani. Doğru. Ya bir de şey var. Yani Sabiha Gökçen'den farklı fiyat var. İstanbul Havalimanı'ndan daha farklı fiyatlar tabii. Birazcık daha ya İstanbul aslında daha... İstanbul Havaalanı yani bu Kıbrıs'ı batıran Atlas Jet oldu yani. Bu Atlas Jet de Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırdı sağ olsun. Şimdi izleyenler diyecek ki yok Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda siyasi oyunlar vardı, battı mattı ama Kıbrıs'ın tek Kıbrıs Türk Hava Yolları logosuyla uçan dünyaya tek şirketti. Onu da Atlas Jet sağ olsun batırdı. Kendisi de battı gitti. Ülkenin de hiç yani neyse bir şey demeyeyim ben. Sıkıntılı durma sokuyor. Sıkıntılı durma şimdi İstanbul Hava Yolları'ndan, İstanbul Havaalanı'ndan sadece Türk Hava Yolları ile Anadolu Jet uçuyor. Evet. Ya bilet fiyatları inanılmaz. Gerçekten çok uçuk yani. Tek gidiş asgari ücret olur mu ya? Doğru. Doğru. Şu anda 5400 lira tek yön uçak bileti Türk Hava Yolları Türkiye 5400 şu anda alırsan. Doğru, doğru söylüyorsun. Ya o da çok büyük sıkıntı. Yani biz şu turizmi vallahi 2-3'e katlarız normalde. Neyse umarım yeni hava yolları devreye girer de fiyatlar düşer. İlla girecektir ya. Böyle kalmaz herhalde. Ya güzel. Şimdi Kayseri'den direkt uçuşlar başladı. Antep'ten var. Şeyden Trabzon'dan bu ayın 19'unda başlıyor direkt uçuşlar. Uçuşlara çeşitlilik artıyor ama hani firmaların yenilenmesi lazım ki rekabet artsın yani. Evet. Abi şu sara bak ya. Bir başa gelseydi. Cem abi derken başa gelseydi. Cem abi. Parayı görünce abi oluyorum Bülent abi. Hayır Cem abi deyip yengeye sarılınca garip geldi bana. Cem abi. Ben de abisi sayılırım. Ben yani sırf bunu oynuyorum normalde. Hı-hı. Ama sen videolarından gördüğüm Burning Hat'ta çok oynayan var diye Burning oraya girdim. Altılısı çok iyi. O çift sar bir tanesi şurada olsaydı 35 bin lira alırdı. Doğru.
Yani dediğin gibi almayın dövüyorlar Bülent abicim. Bak gördüğün gibi. Sen şansınla gelmişsin öyle evet. Diyelim. Ya diğerleri de fazla gelsin zarar etmesin yani. De. Tabii canım. Yengeyle sen maşallahınız var. 40 TL 40 TL iyi yani. Ya Bülent abi dediğim gibi 6 ayda bir geliyoruz. Biraz hani bütçemizden kısıyoruz ediyoruz. Hem keyif alıyoruz buradan. Hem de olursa oluyor olmasa da canımız sağ olsun ne yapalım yani. Bir tane daha yapsın. Ya yani öyle zamanlama 6 ayda bir şey çok iyi o. Öyle yapıyoruz genelde ya. Senede iki kereyi geçmez. En son biz Nisan'da gelmişiz ya baktım ben. İnan bana herkesin tatile ihtiyacı var yani. Ya bir de burada insan kafasını atıyor. Ooo çok güzel oldu. Bir yana gelseydim be. Ayak bu yani. Ben de tam üstüne geldim. Valla 34 bin miydi neydi? 41 bine çıktık. Evet. Ben burada bırakıyorum. Şansım tamam. Olsun. Teşekkür ediyorum Bülent abiciğim. Cem daha büyüklerinde inşallah görüşürüz. İnşallah. Gerçi... Buradan izleyen herkese de selamlar, saygılar. Selamlar. Şimdi gelsin. Böyle konuşuyoruz. Burası kazandı da diğer iki taraf maşallah bitirdi yani kredilerini. İnşallah. Yengeyle ikisi kaldı yani. Şansınız bol olsun. Elenmesin diye düşünüyorum. Senle de 2000'de başladık. 2000 miydi? Kaçtı orası? 3000'de. 5'e kadar çıktı ama. Kaybetmedim. Neyse şuna da bir devam edeyim. Şundan bir şey alayım da ben. Mevcut durumu koruyabiliyorsan. Hiç değildi. Lan valla iyi. Yengenin 6 ay buradan uzak kaldığı belli yani. Sık sık gelse var ya. Durumu işler acısı ya. Süratine bakar mısın? Duruyor. Duru yok valla. Durunuz yok maşallah ya. Tamam. Starta basın. Ben bunu genelde böyle durdurla konuyorum. İnternet içerisinden dolayı. Ah Kübra. Görmüşsün. Güzel bas. Evet şimdi 4000'in üzerine çıkartalım da bari. Bence de bak bozmasaydın Betin'in çok daha iyiydi. Betin'i yakalamıştım. Doğru söylüyorsun abi de. Başa almamı da pek anlamıyorum. Betin'i yakalamıştın şimdi 80 TL'ye çıktı. Belli mi olur abi kısmet işi? Evet. Doğru diyorsun. Çok ki ben de 40'ta bırakırım yani çok da şey. Ha, aynen öyle yani. Çifi önce başa gitti ha yenge. Evet. Şimdi üçünü birden atacak. Üçünü birden atsın da. Bir tık daha mı? Cem parayı bulunca direkt yüze çıktı yani. Sapıttım direkt abi. Parayı görünce sapıttım Bülent abi. Parayı bulunca. Bir tane daha açsaydı. Hadi ya şu yedili devam etseydi bari. Evet o da olurdu. Bir tane geldiyse devam edelim. Ya 40'ta bırakacağım dedim. Hadi. Gelirse gelir ne yapalım. Bence fena video olmadı Bülent abiciğim. Bence güzel gidiyor. Evet. Sen de 40'ta durursan daha iyi olur. Yok dururum ya. Daha o kadar şey olmadım yani. Biraz bir kafa izleyeyim. Alkolsüz de çekilmez zaten. Evet benden de buraya kadar. Sizden de. Cem tanışmak çok güzeldi. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.